İzzet, öncelikle takımınla yolunun nasıl kesiştiğini öğrenmek isterim. Serkan Erdoğan'la Selçuklu Belediye ile nasıl anlaştınız? Önce oradan başlayalım. Yani benim planlarımın arasında Türkiye'de oynamak yoktu. Bu sene öyle bir plan yapmamıştık ama Serkan abi benim 2 senelik takım arkadaşımdı. Ben Ayvalık'tayım, o da Cunda'da tatil yapıyordu. Öyle bir rastlantı oldu. Ne yapıyorsun bu sene dedik. Yani çoğu kimse bilmiyordu benim Türkiye'de oynayacağımı. Aslında istiyordum ama görüştüğümüz bazı takımlarla şey yapamadık, anlaşamadık. Ondan sonra böyle bir şey geldi. Bana hedeflerinden bahsetti. Nasıl bir takım hayali kurduğundan bahsetti. Benim de hoşuma gitti yani söyledikleri. Onun da çünkü ilk tecrübesi olacak böyle bir takımda koçluk yapmak için. O yüzden ben de kabul ettim. İyi de anlaştığım bir abim. Yani beraber oynadığımız zamanlarda da iyi anlaşıyorduk. Fikirlerimiz kesişti. Biz de anlaştık. Bunun mutlaka olumlu bir etkisi olmuştur. Sonuçta oyununu çok iyi tanıdığın bir insan, takım arkadaşın. Şimdi de antrenörün oldu. Bir yabancılaşma yaşadın mı orada? Hani bir ters gelme durumu oldu mu? Yoksa tamamen olumlu mu yansıdı sana? Ya tamamen olumlu yansıdığını söyleyemem. Çünkü yani Serkan abi net bir insan. Öyle herkesin tanıdığı gibi ne hissettiğini hemen belli eden, hemen çat diye söyleyen bir insan. Ama bizim ilişkimize asla zarar vermiyor. Yani sağ içinde, sağ dışında her şekilde bana yardımcı olmaya çalışıyor. Ben de ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben de ona söylüyorum ne düşündüğümü. O yüzden şu an aramızda iyiyiz yani. Problemimiz yok. Peki Türkiye Basketbol Ligi'nin dinamiklerini nasıl gözlemlediğini de senden öğrenmek isterim. Çünkü gerçekten çok kaliteli bir lige sahibiz. Özellikle son yıllarda kalitesi oldukça artan bir Süper Lig'in yansıması oldu Türkiye Basketbol Ligi. Sen nasıl buldun? Ben en son kaç sene önce oynamıştım? Genç Mavikler'de şampiyon olduğum sene 7 sene ya da 8 sene önce oynamıştım. Evet, bayağı değişti. Çünkü biz şampiyon olduğumuz bütçeye bakıyorum. Yani genç oyuncularla 2 tane tecrübeli, 3 tane tecrübeli oyuncumuz vardı. Hep genç oyuncularla şampiyon olmuştuk. Şimdi çok fazla artık sponsorluklar, bütçeler inanılmaz boyutlarda. Tabii ki çok değişti. Çok daha kaliteli oyuncular var. Umarım da bu şekilde devam eder. Bazı maçlarda ciddi istatistiklerle ön plana çıktığını görüyoruz. Bu maçları birazcık anlatabilir misin? Nasıl maçlarda daha çok ön plana çıkıyorsun? Bu rakibe göre mi değişiyor yoksa senin gününden gününe mi değişiyor? Ya da takım arkadaşlarının sana yansıttığı enerjiye göre mi değişiyor? Neler söylemek istersin? Şimdi benim takımdaki görevim biraz farklı. Bizim skorer oyuncularımız var. Ben daha çok all around her şeyi yapmaya çalışıyorum. Yani takımın skorer uzunluğu ben tutuyorum. Savunmada daha değişik görevlerim var. Senin söylediğin gibi yani bu biraz maça göre değişiyor. Yaptığım istatistikler. Çok fazla Serkan abi benim yaptığım istatistiği umursamıyor. Çünkü benim yapmam gereken daha değişik görevler var takım içinde. O yüzden benim de çok açıkçası umurumda değil yaptığım istatistik. Ben şu an uzun zamandır bu kadar süre almadığım için çok mutluyum. Takımdaki görevlerimden de çok mutluyum. O yüzden maç kazanıyor olmamız şu an en iyi şey. Yani yaptığım istatistik ya da onlar çok umurumda değil yani. Aslında biraz ondan da bahsetmek istiyorum. Çok geç kurulan bir takımsınız ve kimse sizden bu kadar ligi domine eden bir gidişat beklemiyordu. Böyle bir şey sen bekliyor muydun? Bu takımla ilk toplandığınızda bunu hissetmiş miydin? Nasıl çıktı bu başarı ortaya bu kadar kısa zamanda? Ya yapabileceğimizi düşünüyorduk. Yani tabii ki tüm kamuoyu öyle düşünüyor. Çok geç kurulduk. Hiç çalışamadık. Beraber olamadık. Beraber antrenman yapamadık. Ama bir şekilde burada herkesin yolu bir şekilde kesişmişti. Yani ben takımdaki neredeyse 10 kişiyle daha önce oynamıştım yani. Genç oyuncularımız çok yetenekli. Çok iyi karakterli çocuklar. Yabancılarımız çok iyi. Aynı şekilde yetenekli, karakterli. Zaten tecrübeli oyuncularımız dediğim gibi eski arkadaşlar. Bu şekilde bir kimya oluşturduk. Koçumuzla sinerjimiz de çok iyi. Yani bu başarıyı getirdi diye düşünüyorum.
Yabancı oyuncuların da çok kritik rol aldığı bir ligden bahsediyoruz. Türkiye Basketbol Ligi'ndeki iki yabancı oyuncu genelde takımın enerjisini çok etkileyen oyuncular. Sen demin onların çok iyi adapte olduğundan bahsettin. Bir parantez açar mısın, ne durumdalar? Şimdi Wilderiens gerçekten çok skorer zaten. Şu an galiba ilk üç top skorerde, ilk üçte. Çok skorer, çok düzgün bir karakter. Takım oyuncusu aynı zamanda. Yani tabii ki onun üstüne oynuyoruz. Setlerimiz onun üstüne. Bu ligde onu durduracak çok az oyuncu var. Ama o da bunun üstesinden gelmeyebiliyor. Yani zaten Hırvat oyuncumuz Furan. Furan da çok ligin en iyi şütörlerinden biri. Belki de en iyisi. Ona da iyi pozisyon hazırlıyoruz. Hazırlayamadığımız zamanlarda o kendine pozisyon hazırlıyor. Bu takımın şu anda kendi arasında konuştuğu hedef nedir? Koyduğu amaç nedir bu sezon için? Bu sezon için sezon başından beri aynı şeyi söylüyoruz. Yani biz playoff takımıyız. Hedefimiz buydu. Playoff'ta kendimize en iyi pozisyonu alıp ondan sonrasına bakacağız. Ama şimdi bu kadar galibiyet almamız tabii ki biraz daha hedefleri yükseltecektir. Yani yönetim olarak da biraz onlar da öyle düşünmeye başladılar. Bakalım, göreceğiz. Ben ligi ilk 4 sırada bitireceğimizi düşünüyorum. Ondan sonrası için de zaten herkesin farkında olduğu gibi biz çok tehlikeli bir takımız. Yani playoff'ta ne olacağı da hiç belli olmayacak.